Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Fırat'ta gündem programımız ile tekrar karşınızdayız. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Şehit Gazi Eğitim Sendikası Genel Başkanı <laughs> Tayyip Dalgın. Sayın Dalgın hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Efendim çok önemli konuları konuşacağız ama e, öncelikle aslında sizinle başlayalım. Özgeçmişinize Tayyip Dalgın kimdir? Tayyip Dalgın kimdir? Tayyip Dalgın bir şehit çocuğu. 1987'de Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Dikpınar köyünden bir grup teröristin köye yapmış olduğu baskın sonucu güvenlik korucusu olan babamla girdikleri çatışmada şehit olmuştur. 93 yılından beri köyün tamamı boş. Elazığ'da ikamet ediyoruz. Tabii biz daha önceden de Elazığ'da yerleşmiştik. Yine buradayız. Ee, Tayyip Dalgın devletin içinden yetişen biri. Devletine çok e, önem veren, değer veren e, bir e, şahsiyet. Tabii 10-15 yıldır kamuda istihdam ediyoruz. Son 3 yıldır Türkiye genelinde kamu kurumlarında çalışan bütün şehit gazi ailelerinin bir araya gelip kurmuş olduğumuz şehit gazi sendikalarıyla kamuda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Son bir buçuk yıldır yedi sendikayla konfederasyondan bağımsız Doğu Güneydoğu ağırlıklı şehitlerimizin, gazilerimizin çok yoğun olduğu bölgelerde e, genelde Doğu Güneydoğu ama Türkiye'nin 81 ilinde faaliyetlerimiz var. Yedi sendikayla birlikte sahalardayız 500'ün üzerinde ilçede bizim temsilcilerimiz var il il dolaşıyoruz İlçe ilçe dolaşıyoruz Kamuda çalışan sadece şehit Gazi yakınları değil tüm kamu görevlileri hem bize üye olabilir hem onların sorunlarını sıkıntılarını yerelde çözülmesi gerekiyorsa yereldeki idarecilerimize aracılık edip Onları orada çözüyoruz. Bakanlıklar düzeyinde ise bakanlıklar düzeyinde yazışmalarımızla gerekse birebir genel müdürlerimizle istişare içerisine girip bunları çözme odaklı gayretlerimizi sarf ediyoruz. Peki. Başkanım öncelikle başınız sağ olsun diyelim bir şehit çocuğuyum dediniz. Ee, tabii ki e, sendikanın da şehit gazi eğitim sendikası olması ve bir şehit yakınının böyle bir temsilciliği yürütmesi de aslında bu noktada çok anlamlı. Tabii buradan başta siz olmak üzere tüm şehitlerimizin de yakınlarına bir kez daha sabırlar dileyelim. Şehitlerimiz bizler için, bu vatan için çok önemli değerlerdir. Biraz belki genel itibariyle sendikayla ilgili konuşma öncesinde bu konuya değinmek istiyorum. Kaç yaşındaydınız babanız şehit edildiğinde? Babam şehit edildiğinde ben 19 yaşındaydım. Tabii il dışındaydım yine başka alanlarda görev yapıyordum. O dönemlerde köyde değildim. Tabii olay sonrası diğer gün sabah gittiğimde evet. hem babamın şehit edilişi hem de evlerimizin ateşe verilişle beraber sadece annemi ve kardeşlerimi alıp oradan e, uzaklaşmak düştü bize. Hamdolsun o günden bugüne kadar devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Her türlü e, çağrımıza, sesimize kulak verdi. Biz de devletimiz için elimizden ne geldiyse bugüne kadar neyi, nerede, ne şekil emrettiyse e, biz de yerine getirmişizdir. Tabii Türkiye'nin konumu, coğrafyası çok farklı diğer ülkelere göre istediği Amerika veya Avrupa istediği anda istediği ülkeye yetişebiliyor, içişlerini karıştırabiliyor, oraya müdahale edebiliyor. Ama Türkiye'de bunu göremeyince, özellikle bu son 15-20 yılda bunları göremeyince farklı farklı alanlarda farklı farklı taşeronlarla ülke içerisindeki kargaşa'ya e, mail vermek için veya oraya bir proje hazırlamak için e, insan kiralama işte örgütleşme e, bu da coğrafyanın gerektirdiği e, şartlar içerisinde verilen mücadeleyle e, karşılık buluyor Tabii Türkiye'de terör örgütü 40 yıl boyunca e, yaklaşık 50 bin insanımızı bizden ayırdı. Hala da devam. Hala da de devam ediyor. Dün de yine pençe yıldırım hareketinde yürütülen operasyonda yine bir askerimiz şehit olmuştur. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Görevi başında bütün güvenlik güçlerimizi, güvenlik korucularımızı buradan bir kez daha selam gönderiyoruz herkese. Türkiye'de terör bitmez kolay kolay çünkü karıştırmak isteyenler var, ülkeyi ele almak isteyenler var. Batı'nın, Avrupa'nın, Amerika'nın istediği doğrultuda hareket edilmediği sürece muhakkak birileri her zaman karıştıracaktır. Tabii 40 yıldır Türkiye terörle mücadele ediyor. 40 yılda oraya harcanan bütçe belki bir ikinci Türkiye inşa edilirdi. Ee, bu da hem geçmişte PKK terör örgütüyle devletin içerisindeki farklı örgütlerin birbirlerine geçiş veya göz kırpmalarından kaynaklıydı. Kararlılık yoktu. Terörü bitirme pahasına böyle bir mücadele yoktu. Çok enteresan bir şeydi. Biz Diyarbakır'da bu hendek kazıları sonrası, 15 Temmuz sonrası bir sohbet esnasında bir yaşlı bir amcaya bir şey sordum. Hani memnun musunuz devletten aynen kullandığı cümle şu ben 70 yaşındayım ilk kez devletin varlığını hissettim ben Diyarbakır'da diyor o hendek kazılarından sonra yani demek ki kararlılık mücadele olmuş olsaydı bu terörde bu kadar direnmezdi bu kadar insanlarımızı şehit etmezdi köylerimizi boşaltmazdı bugün Doğu Güneydoğu'ya baktığın zaman on binlerce köy boş terörden e, dolayı boşaltılmış köylerdir ve geri dönüşü bazı yerlerde alanlarda geri dönüşü sağlanıyor. Bazen de e, tabii insanlar e, batıya açılmış. Onların geri dönüşü de zor. E, terörle mücadele kolay bir şey değil, kararlılık ister. Türkiye'de terörü bitiren nokta 15 Temmuz'du. Asıl nokta 15 Temmuz son noktayı koydu. 15 Temmuz sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişler Bakanımızın, Milli Savunma Bakanımızın kararlı duruşları ve mücadeleleriyle beraber teknolojiyi de devreye koyarak Türkiye'deki silahlı teröristleri bertaraf etti. Yani tamamen hemen hemen temizlendi. Ama tabii bir şehir yapılandırması ortaya çıktı. Bu da silahsız bir örgütlenme. İnşallah bunu da hem teşkilatlarımız hem devletin içerisindeki o Güçlü dediğimiz devlet bunların da üstesinden gelecektir diye düşünüyoruz inşallah. Peki. Başkanım tabii sendikadaki üyelerinizle aynı acıları, ortak acıları paylaşıyorsunuz. Şimdi onların dilini anlamak sizin de noktanızda çok daha kolaydır. Hem sendikanın faaliyetlerinden bahsedelim neler yapıyorsunuz hem de üyelerin bu noktada e, Gereksizlerden, gerek hükümetten e, talep ve beklentileri nelerdir? Şimdi tabii Şehit Gazi Eğitim Sendikası olduğumuz için biz eğitim camiasına odaklanan bir sendikayız. Bizim bütün çalışmalarımız kamu yararına, yani yüzde %60'ı kamu yararınadır. Bir proje gerçekleşir, projenin adı işte e, fidan dikimi, evet. şehitlerimizin anısına. Veya diğer projenin adı işte gıda dağıtımı veya işte ayaklı dezenfektan. Bu süreci de çok iyi değerlendirdik biz e, pandemi sürecini. E, Türkiye genelinde e, tabii yetiştiremedik bunları ama e, yaklaşık 19 ile e, biz pandemi sürecinde hem dezenfektan hem maskeyi hem e, sprey türünden e, yine dezenfektan şişelerini dağıttık. Sendikamız, Türkiye genelindeki faaliyetlerinin tümü, öyle e, net e, cümle kullanalım, e, kamu yararınadır. Şehit ailelerinin sadece değil, bütün kamu çalışanlarına hizmet eden ve aynı zamanda bizim şehit gazi sendikalarının asıl e, amacı devlete hizmet etmektir. Çünkü e, ülkesi için, milleti için, vatanı için, bayrağı için, şehit olanların yakınlarıyla gazilerimizin asıl amacı devletine hizmet etmektir. Şehit olan abileri, babaları, kardeşleri gibi bu vatana hizmet etmektir. Tabii vatana hizmet demek de kamusal alanda çalışan memur arkadaşlarımızın da hizmetinde olacağız. Bugüne kadar hizmetinde olduğumuz gibi. şehidin şehit yakının halinden bir şehit yakını ancak anlayabilir bir şehidin çocuğunun e, derdini halinden bir şeyi çocuğu anlayabilir. Veya bir şehidimizin eşi öbür şehidimizin eşinin halinden anlayabilir. Bir başkası anlamaz. Tabi bu arada 1984'ten 2004'e kadar hiçbir hükümet yani 9 başbakan 4 cumhurbaşkanı değişti bu ülkede. Hiçbir hükümet şehit gazi yakınlarına sahip çıkmamıştır kanunda, yasalarda yer olmasına rağmen. Ancak kıymetli Cumhurbaşkanımız o dönemin başbakanı mevcut olan yasaları da güçlendirerek yaklaşık bugüne kadar 52 bin şehit ve gazi yakınlarını kamuya almıştır, İslam ediyor. Bu da bizim için çok büyük bir rakam. Hem mutluyuz, hem gururluyuz, hem Cumhurbaşkanımıza da her zaman olduğu gibi kale gibi arkasında durmuşuz. Durmaya da devam ediyoruz. Çünkü 9 başbakan düşün, 4 cumhurbaşkanı düşün. Yani yaklaşık 50 bin şehit yakını şu an eğer ki kamuda çalışıyorsa bu aynı görevi de aynı şeyi de kendileri de yapabilirdi. Hiçbir tanesi bizden alakalı bir işlem yapmadı. Tam tersine Bizi hep böyle ötekileştirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm şehit gazi aileleri adına buradan bir kez daha şükranlarımızı, saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Peki. Eğitim noktasındaki faaliyetleriniz neler sendika olarak? Biz eğitime sendika olarak eğitimi çok önemsiyoruz. Gittiğimiz bütün yerlerde bunu hep vurguluyoruz. Evet. Bir ülkenin geleceğini o ülkenin verimli, kaliteli, donanımlı eğitimi inşa eder. Ülkenin eğitimine de zaman zaman şikayetçiyim ben. Gittiğimiz bütün yerlerde söylüyoruz bunu. Eğer ki doğru, düzgün, kaliteli bir eğitim sahneye koymuş olsaydık 40 yıldır terörle mücadele etmezdik. Veya yaklaşık 40 yıldır 200 bin ülkedeki genci yurt dışına, Avrupa'ya, Afrika'ya veya PKK'ya farklı örgütlere de kaptırmazdık. Eğitim çok önemli. Biz eğitimi de çok önemsiyoruz. Eğer ki eğitimde bir aksama yaşadığı zaman ülkenin geneline yansır. Yani her alanda o sıkıntıyı biz çekiyoruz. Çünkü önce bizim insan eğitmemiz lazım. Maalesef kaç yıldır eğitime odaklanan, eğitim odaklı çalışan pek nadir insan görüyoruz. Eğitimci görüyoruz, amir, müdür görüyoruz. Niye peki yani? Size göre yanlış olan ne? Bize göre yanlış olan nedir? Eğitimin hiçbir şekilde dost ahaba ilişkisi üzeri yürütülmemeli. Eğitim çok önemli. Eğer bir kişi devletine sadıksa, liyakat sahibi ise, ehliyet sahibi ise, devletini de ön planda tutuyorsa o devletin eliyle verdiği eğitimi yani eğitimden kastım millinin eğitimi milli eğitimin eğitimini veriyorsa o adamı hiçbir şekilde farklı alanlarda onu ötekileştirmeyeceksin. Tam tersine devlete millete faydası varsa onu getireceksin, kurumun başına koyacaksın. O şekilde eğitim sistemini Ondan hesap soracak şekilde yapacaksın. Ama eğitimde hesap sorulmadığı sürece de kolay kolay verimli bir eğitim olmaz. Gidersin Doğu Güneydoğu'ya, yani Doğu'yu ben çok önemsiyorum, Güneydoğu'yu çok önemsiyorum. Çünkü orada eğitimin çok önemli olması lazım. Verimli bir eğitim. Çok Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yerinde olmuş olsaydım veya Bakanımızın yerinde olmuş olsaydım, bir insan bir an hani ilk atamada Doğu Güneydoğu'ya bir öğretmen atanıyor ya. Tedirgin işte ben tercih yapıyorum Şemdinli'ye, Dereci'ye, işte Sirt'e, Eruha, Pervari'ye tedirgin gidiyor. Ama öyle bir hale gelmesi lazım ki o öğretmen birinci tercihini şey yapması lazım. Pervari'yi yapması lazım. Maddi manevi yani devlet bütün gücünü oraya kullanması lazım. Yani orada annesi üzerinden, babası üzerinden, kendisi üzerinden, siyaset üzerinden raporlar alıp görevlendirmeler merkeze, köyde, orada, burada hani sıkıntının olmaması gerektiği e, şekilde çalışması lazım. Doğu Güneydoğu'ya eğitim şart. O eğitim de uzmanlar tarafından. Terör bitmiştir. 40 yıl sonra terörün bitirildiği bölgelerde oluşan boşluğun eğitimin doldurması lazım. Ben defalarca gitmişim. Belki bir milletvekilimiz kadar, belki bir il başkanımız kadar, bir belediye başkanımız kadar ben kendi bölgesini, coğrafyasını, ilini, ilçesini, belediyesini daha iyi bilirim, iyi tanırım. Hem esnaf, hem bürokrasi, hem siyasi alanda ben en güzel sonuçları değerlendiren, anketleri yapan kişilerden biri benim. Eğitimin dışında Doğu ve Güneydoğu'da başka bir şey kurtarmaz. Eğitim, eğitim, eğitim. O bölgede gönderdiğimiz eğitimcilerin çok üst düzeyde olması lazım. Devlet 5 lira mı veriyor maaş? 10 lira versin. Şartlar iyileştirilsin. Şartlar iyileştirilsin. Lojman şartları iyileştirilsin. Aile şartları iyileştirilsin. Bugün Hakkari'ye gidin. Birçok insan e, ailesini Van'da bırakmış. Çünkü orada lojman sıkıntısı var. Bir kere kendi hani ayakları üzerinde durmuyor ki başkasına bir faydası olsun. Devletin o bölgeye çok daha farklı adımlar atması lazım. Yani devlet o boşu doldurmalı, eğitimle doldurmalı, bürokrasiyle doldurmalı, uzman insanlarla doldurmalı. Devlet odaklı çalışan, devlet terbiyesine yetişmiş insanların bölgede hizmet etmesi lazım. Eğitim çok önemli bizim için. Eğitimin, düşünün, yani bir öğrenci belgesini veremeyen bir Arkadaşımızı siz götürüp okul müdürü yaparsanız siz oradan e, verimli bir eğitim alamazsınız. Veya işte bu benim adamımdır, i̇şte ben buraya koyayım elbette herkes kendi ekibini oluşturur. O ekip verimli olması lazım. O ekibi oraya koyan insanlara da mahcup olmaması lazım. O bir referans olduğu siyasal alanda da o siyasetin kısmı da mahcup olmaması lazım. Öyle bir verim verecek ki devletin adına bütün kurumları orada hizmete sunumunu açacak. Öyle bir yer görüyorsun. Kurumun amiridir, müdürüdür. Devletin kurumu. Ama o devletin kurumu niçin var orada? O kurum amiri veya işte yetkilisi niçin orada? Devleti adına görev yapıyor orada. Oradaki kurumu oradaki insanlara hizmete dönüştürmesi lazım. Her şey yani elini değil gövdesini taşın altına koyması lazım, risk alması lazım. Maalesef bunu biz net göremiyoruz. İnşallah yeni bakanımız kıymetli bakanımız eğitime çok daha odaklanır, çok daha böyle devlet odaklı çalışan bütün amirleri, müdürleri, öğretmenlerimizi çok daha böyle farklı sistematik üzerinden de hem eğitir hem donaltır hem de onların hakkını vererek, yani bir öğretmeni düşünün, e, Hakkar gibi yerde 2000 lira kira veriyor, 2500 lira kira veriyor. Aldığı para ne? 5000 lira veya 6000 lira. Peki ondan sen bir verim bekleyebilir misin? Yok. E, yeni atanan öğretmenler var. Onları küçümseme e, şeyinde hani asla yanlış bir algı oluşmasın. Yeni sınıfı bitirmiş adam. Yeni mezun olmuş. İşte KPSS sonucu en uç nokta. Hakkari, Siirt, Van veya herhangi bir ilçesi. Bu, bu, öğretmenimiz ne kadar verimli olabilir orada? Değil mi? En az iki yıl stajyer adı altında uzman öğretmenlerle çalışması lazım. En az. Yani oraya giden e, öğretmenden, yeni atanmış bir öğretmenden çok verim alamazsın zaten. 2 yıl kalıyor kendini tanımadan, 3 yıl kalıyor kendini etrafını tanımadan, çocukları tanımadan tekrar tayin istiyor. Bunlar eğitime zarar veriyor. Devletin eğitimine zarar veriyor. Devlette de kendi öncelikle kendi okullarına, öğretmenlerine, idarecilerine sahip çıkması lazım. Şartlarını iyileştirmesi lazım. Şartlar iyileşirse sorunlar da kalkar diyor. Şartlar çok önemli. Yani öyle bir hale gelmiş ki öğretmen işte diyorum ya 5 bin lira para alıyor veya 6 bin lira alsın ek derslerle beraber. Yine söylüyorum Hakkar gibi yerde 2000-2500 bin, bin kira veriyorsa Yüksekova'da veya Van'da veya başka yerde bu, bu öğretmenimizden verim bekleyebilir misiniz? Bir kere şartlar netleşecek. Bölgeye de uzman öğretmen göndereceksiniz. Şartlar ne olursa olsun. Şart, devlet gücünü kullanacak. İnsan eğiteceğiz. Başka örgütler çıkmasın bu ülkede. Millinin eğitimini vereceğiz. Kişinin eğitimi değil, kurumun başka kurumların, başka alanların, başka özel sektörlerin eğitimi değil. Devlet terbiyesiyle yetişen gençleri yetiştirmemiz lazım. Devlet aklıyla, devlet odaklı hareket eden gençleri yetiştirmemiz lazım. Milli gençler olmalı bunlar. Ali'nin, Ahmet'in, Mehmet'in, Veli'nin özel sektörde menzur olan gençler değil. Devlet odaklı. Devlet gücünü kullanacak, eğitim için kullanacak. Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip olan Milli Eğitim o bütçeyi iyi kullanmalı. Eğitim odaklı kullanmalı. Denetlenmeli. Bir okul müdüründen okul birincisi sadece kağıt üzerinden değil. O eğitimin hesabı sorulmalı. Öğretmen verimli değilse öğretmenden hesap sorulmalı. Ama hepsinde şartları iyileştirilmeli. Hepsinin. Oradaki sıkıntıyı çekiyoruz. Öğretmene sen zam vermiyorsun. Ek ödeme vermiyorsun. Kira yardımı vermiyorsun. Öğretmenden verim bekliyorsun. Yeni atananı Hakkari'ye gönderiyorsun. Uzmanı geri çekiyorsun. Toplu sözleşmeden nasıl bir sonuç çıkardınız? Toplu sözleşme geçen söyledim. Bugün yine tekrar ediyorum. Toplu sözleşme sadece kendi sendikalarının ayakta kalabilmesi için yaklaşık 192 sendika biz dahil olmak üzere ve bunlarla beraber 9 tane konfederasyona %1 baraj kotasını koymuş. Malum sendikanın genel başkanı. Yani diyor ki eğitim Kanadında çalışanların sendikalleşme oranının yüzde birini bulursan son yaptığımız diyor sözleşmede devletin sendikaya verdiği 400 TL'den yararlanabilirsin. Şimdi benim yaklaşık bu son işte e, tepki e, üyelerle beraber yaklaşık 2000'e yaklaştım eğitimi söylüyorum sadece bizim diğer sendikalarımızdan beraber yaklaşık hemen hemen 8-10 bini bulmak üzere. Evet. Ee, sadece eğitim ben, eğitim genel başkanıyım. Bize demiş ki, 400 TL'den sendikaya üye olan memurun aldığı devletten 400 TL sendika aidatını alabilmem için 12.500 veya 13.000 sayı bulman lazım. Beni sahalardan çıkarmak için, beni diskalife etmek için, sendikamızın kapısına kilit vurmak için bize böyle bir baraj kotasını koymuş. 192 sendikaya, 9 konfederasyona. Bunların toplam üye sayısı 100 bini aşıyor. Yetmiyormuş gibi tutmuş bu defa eğer biz bu sayı bulsak dahil 2021'in Mayıs ayındaki sayımı baz alarak 2023'e kadar ben şimdi 1 milyon üye de bulsam şu an mevcut metinde yine de o 400 TL'den yararlanamıyorum. Bunu nasıl yapmış? Sayın Cumhurbaşkanımızı nasıl ikna etmişler? Nasıl bir anlatım söz konusu? Bunu biz bilmiyoruz. Ne olmalıydı peki? Nasıl yapılmalıydı? Bize şu bunu bize şu denilebilirdi. Arkadaş hatta merdiven altı kelimeleri sarf edildi sayın bakanımız tarafından. Hiçbir şehit gazi yakının şey sendikaları merdiven altı değildir. Bunu biz o zaman da şiddetle reddettik, bugün de reddediyoruz. Şehit gazi demek, sendikaları demek, eşittir Türkiye Cumhuriyeti Devleti demektir. 781 kilometre kare demektir. Bayrak demektir, vatan demektir. Eksiğimiz varsa, bakanlık nasıl ki bize yazı yazıyor, tüzüğünüzü değiştirin diye hemen bize yazı gönderiyorsa, bize aynısını yapabilirdi. Sendikalar çok mu? Birleştirilmek mi isteniyor? Farklı bir uygulamaya gidebilirdi farklı bir sistem üzerinden bunların bir bütünü toparlanabilirdi. Ama şehit gazi sendikalarına kota koymak bunların bütün haklarını gasp ediyor demektir. Bizim hakkımızı elimizden almıştır. Kim almıştır? Memur Sen Konfederasyonu'nun yaptığı 6. toplu sözleşmede 192 sendikanın ve 6 şey 9 konfederasyonun hakkını elinden almıştır. Net yani bizim önümüzü kesmiştir. Şehit Gazi Sendikası'nın sıkıntısı varsa yazı yazıyor zaten bakanlık bize. Eksiğimiz olduğu an hemen 3 gün sonra, 5 gün sonra sisteme yazı düşüyor. Biz devlet düşmanı değiliz. Hükümet düşmanı, reis düşmanı hiç değiliz. Bütün haklarımızı reis döneminden almışız. Bizi farklı söylemlerle hükümete karşı gösterme gibi gayretler bunlar boşunadır. Bunlar ne bize yarar getirir ne bir başkasına. Ha, bu da bunu da kabul ediyoruz. Devlet bize kanunla kurmuş olduğu sendikalarımız, kurmuş olduğumuz sendikalarımızın yine devlet eliyle kapatılması gerekiyorsa başımızın üzerinde yeri var. Biz devlet için varız. Devlet neyi emrettiyse biz altına imzamızı atarız. Ama kendi çıkar ve menfaatları için birileri bize bu şekilde böyle dayatma yaparsa burada herkes zarar görür. Düşün, devletin kasasından 400 TL'yi sendikalıya üye alabilecek, yani talep edebilecek bir konfederasyon başkanı. Ama demin bahsettiğim bu kadar öğretmenlerin sıkıntı sefalat içerisinde görev yaptığı alanlarda, bölgelerde lojman tahsi isteyemiyor. Ek ödenek isteyemiyor. Onları da geçtim. Ya hiç olmazsa 100 TL, 200 TL seyyana zam iste. Benim sendikaya diyor üye değilsen 400 TL'yi alamazsın. E ben de buradan soruyorum. Devletin 400 TL sendikalıya verecek parası varsa seyyanen yani 2 milyon sendikalı olsun. Bu ülkede 4.5 milyon memur var. Emekli de koyarsak 6.5 milyonu geçti. Devletin sadece sendikalıya 400 TL verecek parası varsa seyyanen 400'ün yarısı 200 TL'yi 4,5-5 milyon memur emeklisi de dahil verseydi daha güzel olmaz mıydı? Bugüne kadar, bak sendika demek ticaret demektir ha, aynı zamanda. Yani yılda, ben bu yıl için söylüyorum, bir yılda yaklaşık şey ayda 2 milyon memuru düşün Canan Hanım. 30 liradan üst üste düşün ayda ne kadar para alır? 60 milyon TL. 2 milyon memuru hem şey say sendikalı. Devletin kasasından çıkan para. 60 milyon. Yani yıllık daha siz hesaplayın. de ben karıştırmıyorum. Ama öbür taraftan memura, öğretmene, emekliye farklı bir adımla gelinebilirdi. Şimdi burada sendikalı olmayan 1 milyon insan var. 1 milyon. Yani bu FETÖ olaylarından sonra sendikalardan ürküp sendikalı olmayan yaklaşık 1 milyon. Yani 939 bin net rakam var elimizde. Çok da yüksek bir rakam. Var. Yüksek bir rakam. Bir de bizim önümüzü kesmiş. 100 bin bu da var. Peki burada asker, polis, işte gardiyan, savcı, hakim, doktor, üst düzey yani yönetici, kurum amirleri, müdürleri. Bunların sendikarlı olma hakkı yok. Cumhurbaşkanlığı, MIT birçok alanlarda Peki bunların da hakkı yok mu bu paranın içinde? Niye 400 TL? Neye dayanarak veriyorsun? Bu 400 TL nereden gidiyor? Üyeden kaç para kesiliyor? Devletin kasasından ne kadar çıkıyor? Bunları da biz önümüzdeki süreçte göreceğiz. Sadece kendini kurtarmak adına böyle bir adım atması hem bizleri biz şehit gazi sendikaları son derece üzmüştür. Son derece de ötekileştirmiştir. Ben bundan bir yıldır söylüyorum. Bütün tweetlerimde de vardır. Bizleri hükümetten karşı karşıya getirmek isteyen proje hazırlığı var demiştim. Yaklaşık bir yıldır bunu söylüyorum. Ben bütün illerde, tweetlerde, bütün yazışmalarda, Cumhurbaşkanımıza da buna benzer birçok yazışmalarda yapmıştık. Kurum şey bakanlıklarımıza da. Evet. Ama bu da sonuçta geldi, önümüze konuldu. Şehit Gazi Yakın'ı e, sendikaları yine altını çizerek söylüyorum. Şehit Gazi sendikaları eşittir devlet, eşittir bayrak, eşittir vatan, eşittir sınır. Kimsenin haddi değildir. Bizi devlete karşı farklı işte algılarla, farklı söylemlerle veya reise karşı veya hükümete karşı cephe aldırma gibi bizim geçmişimiz belli. Söyleyenlerin de geçmişi belli. Bizim devlet geçmişimiz de belli. Ama bize bu söylemlerde bulunanların da geçmişi belli. Önce kendi geçmişlerine baksınlar. Sonra bize şehit gazi yakınlarına veya onların kurmuş olduğu sendikalara, onların sendikalarının kapılarına kilit vurmak için uğraşanlar kendi geçmişlerine baksınlar önce. Net altını çizerek söylüyorum. Biz, başta da söyledim, bütün haklarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde almışız bizim Sayın Cumhurbaşkanımıza vefa borcumuz var. Belki Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafındakiler fotoğraf siyasetçiliği yapıp kendini şirin gösterenler, öbür tarafta yerelde farklı alanlarda koşanlar ama biz çıkarsız, menfaatsız, makam, mevki, koltuk beklemeden böyle bir beklentimiz de yok. Kale gibi durmuşuz Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında. Ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız bir 15 Temmuz gazisi. 15 Temmuz gazisi olan bir cumhurbaşkanımız aynı zamanda bizim Fahri üyemiz, Fahri Genel Başkanımız. Şehit Gazi Sendikası demek, şehit gazi ailelerle ilgili faaliyetleri yürütmek demektir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman sahip çıkmışız, sahip çıkmaya da devam ediyoruz. Net, isterse yarın bizim bütün sendikalarımızın kapısına kilit de vursun. Kimse bizim kadar ne Cumhurbaşkanımızı bugüne kadar sevmiştir, ne korumuştur, ne kollamıştır. Biz çıkarsız yapmışız. Mevki, makam, koltuk, siyasal alanda peşinden koştuğumuz için değil. Allah için seviyoruz. Duruşunu seviyoruz. Peki. Başkanım az önce eğitim noktasında o bölgelerle ilgili çok önemli çalışmalar yaptım, anketler yaptım dediniz. O anket sonuçlarını da merak ediyorum. Neler çıktı, neler gördünüz? Onu günü geldiği zaman inşallah yine sizlerle beraber hem bölge insanının siyasal alanlardaki bakış açılarını hem yine oradaki kurum idarecilerinin veya devlet adına görev yapan bürokrasinin bölgeye yapmış olduğu hizmete karşı aldığı izlenimi de yine önümüzdeki süreçte bir gün yine gelir dosyalarımızda ortaya koyup e, net bir şekilde hepsini izah edeceğiz inşallah. Peki sendikaya toplam kaç üyeniz var? Sendika geçen yılın yani bu yılın 21 e, 2021'in 1170 bir şeyimiz vardı. Yani resmi e, sayı. Tabii o günden bugüne e, hele bu son 2-3 aydır tepki e, üyeleri de alıyoruz. Yani malum sendikadan istifa edip tepki üyeleri de alıyoruz. Yaklaşık herhalde 1700 e, küsür 2000'e e, yaklaştı e, biliyorum. E, bu da tabii 2022'nin Oca ayına kadar eğer bu yüzde birlik dilim biz Danıştay'a dava açtık yürütmenin durdurulması için. Kıymetli milletvekillerimizle de istişare ediyoruz meclisten geçmesin diye. Çünkü bu geçtiği takdirde hükümetimize de zarar verir. Çünkü bir yaklaşık e, büyük bir kitleyi bu şekilde hükümete karşı bir de cephe aldırma politikası var işin içinde. Ona da biz üzülüyoruz. Sesimizi yükseltiyoruz. Hani herkesin bunu bilmesi lazım diye. İnşallah meclisten de iptal edilir komisyon tarafından. Herkes kendi alanında faaliyetlerini yürütür. Ve daha farklı bir projeyle gelebilirler. Farklı bir şeyle gelebilirler. Adamın 20 tane, 50 tane, 100 tane üyesi varsa seçime gitmemişse derhal yazı yazsın, sendikasını kapatsın veya farklı bir e, uygulama yapsın. Ama bir 50 tane veya pardon 50 tane veya 20 tane sendika için veya 100 tane sendika için 190 sendikayı 9 tane konfederasyonu hedef almakta doğru değildir. Yine söylüyorum şehit gazi sendikaları her şeyin bütün sendikaların üstünde gelen bir sendika. Devlet için çalışan bir sendikayız net. Peki. Başkan, biz ayrılan sürenin sonuna doğru geliyoruz. Son birkaç cümleyle bundan sonra önümüzdeki süreçte yapacağınız çalışmalar, projeler var mıdır? Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bizim sendikalar eğer kapanmazsa tabii ki projelerimiz her zaman var olacak. Ama sendikalarımızın durumu malum. Yüzde bir baraj kotasına takıldığı zaman elimizdeki bir sürü belki Şehit Gazi yakınları dışında bir tane e, üyemiz kalmayabilir. Evet. Ama e, duruşlu olan üyelerimiz var. E, bakalım e, süreç neyi gösterir? 2022'nin ocağını beklememiz lazım. Ülke için biz her zaman projelerimizi hazırlamışız. Çok büyük bir e, proje e, hazır. Onu İçişler Bakanı'na sunacağız. Neyle e, Terörün bölgede bıraktığı tahribatı il il, ilçe ilçe, belde belde, köy köy gezip gerekse üniversitelerde gerekse lise okullarında, orta e, okullarda bunu e, İçişleri Bakanımızın e, desteğiyle bunları oradaki gençlere e, slide şeklinde videolarla çekip e, terörün yaktığı köyleri, şehit ettiği askerlerimizi, sivil vatandaşlarımızı hem bir slayt halinde sunum yapmak hem de orada bütün Oradaki gençlere, yeni nesile terörün 40 yıldır ne yaptığı Doğu Güneydoğu'da birebir hem izlesinler hem de onu anlatma, izah etme, konuşma fırsatını bulacağız. Bunun da hazırlığını yaptık. İnşallah cuma günü Sayın İçişleri Bakanımıza sunumu yapılacaktır. Peki. Efendim son olarak neler söyleyeceksiniz buradan şehit ve gazi yakınları için sendika olarak üyelerinize? Şehit gazi ailelerine her zaman olduğu gibi büyük bir aileyiz. Türkiye'nin en büyük aşireti, en büyük ailesi ve en büyük devlet kökeni olan şehit gazi aileleridir. Her zaman olduğu gibi yanlarındayız. Bizim sendikalarımız kapansa da, kapanmasa da biz birlikte hareket ediyoruz, birlikte çalışıyoruz. Hakkari'si de olsa, Van'ı da olsa, Mersin, Hatay'ı da olsa bizim için fark etmiyor. Aile çok büyük, çok da dağınık, hiç de önemli değil, sıkıntılı değil. Bir telefon kadar her, herkes birbirine yakın. Bugün sisteme girdiğiniz zaman benim iki tane telefonum var, İkisi de orada e, mevcut. Gece 12'de, bir de arayanlar ulaşabiliyor. Bizim devletle hiçbir sıkıntımız yok. Zaten... Sayın Cumhurbaşkanımıza demin de söyledim. Yüz bin defa Allah razı olsun. Bütün haklarımızı vermiş. Devletin bütün kapları bize açık zaten. Bir problemimiz yok. Biz devlet adına ne yapabiliriz diye sahalardayız. Sendika bizim için bir araçtır. Yani sendika olmamış olsaydı biz Doğu Güneydoğu'daki birçok kurumda birçok sorunlarla karşılaşıyoruz. Biz bunları görmezdik. Sendikal faaliyetleri kapsamında biz bölge insanının yani orada devlet adına görev yapanların neler yaptığını biz gözlerimizden gördük. Onun için sendika bizim için bir araçtı. Sendikalarımıza yüzde bir baraj kotası kalkmazsa, inşa, kalkarsa bizim çok daha projelerimiz olacak. Kalkmazsa da çok çok sendikalarımızın kapısına kilit vuracağız. Yine devletimiz neyi emrettiyse... Ee, biz devletimizin emrindeyiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok ben sağ teşekkür olun. ediyorum. Bize bu fırsatı tanıdığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar e, söylüyorum, şehit gazi sendikaları demek devlet demek. Şehit gazi sendikalarının hiçbir ferdi devletine, milletine, vatanına ihanet etmez Şehit gazi yakınları bütün haklarını Sayın Cumhurbaşkanımızın hükümeti döneminde almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar kale gibi arkasında durduğu gibi hiçbir şekilde Cumhurbaşkanımızın davasına da ihanet etmez. Herkes kendi geçmişine baksın, ona göre bizleri de o şekilde değerlendirsin, yorumunu yapsın. Peki, çok Sizlere de çok diyorsun. teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Çok, çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Bir Fırat'ta Gündem programının daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.